Bir ay sonra falan divan edebiyatı geldi, o çok kazık. Ben bunlara ne yapayım? Ben bunlara dedim, Haydar Haydar sizin bildiğiniz gibi Nesimi'yi okurum dedim. Çizgileri çizdim. Birinci dedim, beyit, matla beyit, doğuş beyit. Okudum besteli. İkinci beyitler, ara beyitler, ondan sonra son bölüm taç beyit. Nesimi'ye sormuşlar, yar dedi, hoş musun? Hoş olayım, olmayan o yar benim kime ne? Ben makamlı okurken cat sınıfın kapısı açıldı mı? Ben böyle bir baktım. Eyvah! Çiçek Bey ağzımdan gayri ihtiyar dedim ki, ben ne yapacağım şimdi dedim. Ders nasıl be başladıysa öyle biter ocağınım dedi. Ama çocuklar alkışladılar beni. O gürültüye o tefiş ediyordu sınıflar yani. Gürültü geliyor mu geliyor. Beni de öyle duydu. Ne olsa şimdiye kadar duymadı, o gün duyacağı varmış. Benim ilk okuyuşum değil ki o. Ben Mevlüt bile okuyordum sınıfta. Sonra aradan bilmiyorum bir iki gün geçti mi geçmedi mi. Dersim boş, ben öğretmenler odasında ya da kütüphanedeyim. Hizmetli geldi, dedi ki Çiçek Bey sizi çağırıyor. Ben yandım. Ne diyeceğim ben ona yani? Hocanım dedi, buyurun oturun dedi, oturdum. Gelin dedi, şu bilgileri dersiniz boş dedi, tahakkuk ettirelim dedi. Bana kırtasiyeyi çok iyi öğretti Çiçek Bey. Onun için ben hiç bakam atmadım mesleğimi. Müdürüm de derdi ki, maşa varken sakın elini yapma, kurallar. Ve stajyer öğretmenleri de kurallarmış. Beni kimse kurtaramaz ki. Müfettiş geldi, nereden kurtulacağım ben? Belgem olması lazım elimde. Böylece biz tahakkukları yaptırdık. Hadi hocam, gayet ciddi. Haydar Haydar'ı söyler misin dedi. Ben gayet ciddi emir almış gibi başladım Haydar'ı en içten kulağına. Evet, söylesin hocam. Böyle yapacağımızı biliyordum. İyi de. Yeah.
sendin. Bravo. Bu dertlere saldın, şu gönlüme nasıl aldın? Gittim dese fanı buldun. Güzel bu nasıl sevdaymış? Gittim dese fanı buldun. Güzel bu nasıl sevdaymış? Erzincan'a girdim. Ne güzel bağ. Thank you.
benim repertuarım senin gibi. Bu nasıl?